Ve 10. maddemiz. Bunlar aslında birazcık daha tüyolar ve bonuslar kısmı. Evet. Buraya eklendikçe eklenir bu arada. Evet, buraya eklendikçe eklenir. Arkadaşlar ilk önereceğim şey kesinlikle liste yapın. Evet. Sizin için olmazsa olmaz şeyler neler? Şimdi biz 9 tane madde saydık. Bunlardan hangilerinin hangi kısımları sizin için olmazsa olmaz? Çünkü en önemli, en kritik şeyler siz tercih yaparken onlar olacak. Mesela sizin için okulun havuzunun olması o kadar da önemli değildir belki. Ya da bulunduğunuz şehrin deniz olması. Aynen, ya da bulunduğunuz şehrin denizinin olması. Ona göre tercih yaparsınız. Aynı zamanda da A, B, C, D planlarınız olsun. Benim yoktu. Ben sadece Boğaziçi genetik istiyordum. Bu yüzden de sonra ODTÜ genetiği kazanınca ağlamıştım neden Boğaziçi değil diye. Evet, bunu yaptı gerçekten. İnanabiliyor musunuz? Bu insan ODTÜ genetik kazandı diye ağlar mı ya? Orada bir arkadaşlarımıza sordum. Ben şey, geleceği görmüşüm orada. Evet. Ne kadar aslında ODTÜ genetikte alacağım görmüşüm. Ama sonra ilk gittiğinde o kadar mutluyduk ki hazırlıkta. Bir de o zamanları görün ağladığına ne pişman olmuştu. Hazırlık çok güzeldi. Evet. Bu madde direkt benim şey alanımla ilgili çok önemli. Hepimizin alanıyla alakalı aslında bu. Evet. Artık. Evet, anlatıyorum. Muhtemelen gelecekte işiniz dijital bir şeyle birleşebilir veya yapay zeka ile birleşebilir. Siz buna hazır mısınız? Bölümünüz buna hazır mı? Eğitim biçiminiz buna hazır olacak mı? Evet, bir noktada muhtemelen yazılımla bir şey yapmanız gerekecek ve teknolojiyle bir şeyler yapmanız gerekecek. Bu sadece sosyal medyadan reklam yapmak olsa bile. Evet. Bunlara hazır mısınız? Yani sektör birazcık dijital bir alana kayıyor. Gerçekten yani psikolojik terapiler online taşındı. Ondan sonra benim sektörüm zaten ben animasyon okuyorum. Ben direkt dijital bir sanat yapıyorum ve yapay zeka ile yapılan çizimler ortaya çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Bu tarz gelişimler sizi korkutmasın. Beni açıkçası korkutmuyor. Hatta bir noktada mutlu bile ediyor. Çünkü yani bu oluşan şeyler sizin işinizi gerçekten kolaylaştırıyor. Belki işinizden de ediyor olabilir. Ama siz buna adapte olabilirseniz onları kullanarak daha hızlı bir şekilde daha iyi performanslar sergileyebilirsiniz. Çünkü İş sizin yeteneğinizde, düşüncenizde biten bir şey. Yani ben en azından kendi alanım için bu örneği vereyim. Ben animasyon okuyorum ve fikri ortaya iyi bir şekilde koyarsam yapay zeka kullanıp kullanmamanın bir önemi olmayacak alıcı için. Ama benim için olacak çünkü süreci kolaylaştıracak benim için. Evet. Böyle de düşünebilirsiniz bence. Ya da mesela mesleğinizi online de yapabilme imkanınız varsa bu size aslında çok büyük seyahat esnekliği sağlayacak. Evet. Dünyanın her yerinden yapabilirsiniz çünkü işinizi. Ve aslında belki de daha uygun fiyatlı, doğası daha güzel bir ülkede falan yaşayabilirsiniz ve çok daha başka bir ülkeden çalışabilirsiniz. Evet, benim mesela beklentiler maddemdeki en büyük maddelerden biri dilediğim zaman o işe ara verebilmek ve hani kendim seyahat etmek istediğim zaman bu işleri uzaktan da götürebilmek istiyordum. O yüzden böyle bir alanı tercih etmiştim mesela. İşte o yüzden maddeleriniz önemli. Başa gerçekten, koyacağınız şeyler önemli. Gerçekten çok önemli. Bir de şimdi bir diyelim ki kısmımız var. Çalıştınız. Çok çalıştınız, sınava girdiniz ve sonuçlar geldi. Beklediğiniz gibi geldiyse ne güzel. Ama ya beklediğiniz gibi gelmediyse? O zaman ne yapılmalı? Evet, öncelikle tercih döneminde istediğiniz puanı alamadıysanız korkmayın. Çünkü alamayan muhtemelen bir sürü kişi vardır. Alanlar da var tabii ki de. Ve hani böyle bir dönemde çok yoruldum, çok bunaldım. O yüzden tercih yapacağım zorunluluğuna kesinlikle girmeyin. Evet, bir sene daha hazırlanamam, mezuna kalamam diye düşünmeyin. Kendinizi hazır hissetmiyorsanız direkt çalışmaya başlamayabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Ama hani istemediğiniz bir bölümü sırf puanınız yetiyor diye yazmak kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Mesela yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği istiyorsunuz ama ona puanınız yetmiyor. Yönetim bilişim sistemleri yazdınız. Aynen, ya geçiş yaparım ya yüksek lisans yaparım. Bir şekilde toparlarım diye düşünüyorsunuz. Bunlar güzel fikirler. Mümkün de olabilir şeyler. Ama herkes için mümkün olmuyor. Evet. Çünkü bunu yapmak isteyen çok insan var. Evet, yani belki de bunu yapmak isteyen 10.000 kişi var senin gibi. Ve sen o 10.000 kişi arasında birinci kişi olabilecek misin? Bunu yapabilecek misin? Yapabilirsin bilemiyorum ama hani senin aynı hedefte olan bir sürü kişi var neticede. Evet ve yani çok da aslında aynı şey olmayabiliyor. Benzer görünen bölümler. Mesela bir eczacıyla bir doktorun yaptığı şey aynı değil. İkisi de sağlık kulvarında. Veya ben mesela animasyon okuyorum ama bir ressamla yaptığım, yani resim bölümü okuyan bir insanla yaptığım şeyler arasında çok fazla fark var. Ben her gün After Effects var karşımda, her gün karşımda Photoshop var. Onun karşımdaysa tuval var. Yani ikimiz çok farklı sektördeyiz. Hani aynı olduğunu düşünmeyin kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyordum. Ben mesela istediğim okulu kazanamamıştım. Animasyon bölümü öğrencileri bilir. Herkesin birincil hedefi Eskişehir animasyonudur.
Ben Kütahya animasyonu kazanmıştım ve orayı tercih yaptım ve bir dönem tercih yapmayı düşünmüyordum. Direkt dedim ki ben bir sene daha hazırlanacağım diye düşünmüştüm ve kendimde o gücü görüyordum, hazırlanabilirdim. Ama sonra vazgeçip Kütahya'ya yazdım. Pişman değilim gerçekten. Çünkü Kütahya'nın da avantajları çok fazla. Hani bunu da ayrı bir videoda değinirim ama bazen pişman olmaya da biliyorsunuz, bunu demeye çalışıyorum. O yüzden hani kafanızda kestiremediğiniz bir şey varsa iyice düşünün. Evet. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu konuda yorum yapamam yani. Bir de zaten size ABCD planları yapın dedik ya. Bunları kesinlikle yapın. Bunları farklı okullar ve farklı bölümler olacak şekilde yapın. Evet. Ve eğer istediğiniz gibi gelmezse sonuçta o listeden seçmeniz çok daha kolay olur. Evet, kesinlikle. Bir de şuna bakın kesinlikle. Beklentilerinizi karşılayan başka bir okul ya da bölüm var mı ki? Beklentilerinizi de zaten bildiğiniz için buna yönelik bir şey seçmeniz yine çok daha kolay olur. Evet, kesinlikle öyle. Bitti. Evet, bu kadardı. Bizim bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa her zaman bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Nur Efşan da yorumları okuyor. Yorumlarda aktifim. Ben de okuyorum bütün yorumları ve cevap verebildikçe veriyorum. Evet. Instagram'dan da storylerden görüyorsunuz beni zaten epey. Bana ve Nur Efşan'a farklı sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Onları da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet. Bu arada eklemek istediğiniz bir şey varsa siz de yorumlara ekleyebilirsiniz. Sonuçta eminim, evet, sizin de tecrübeleriniz vardır bu kesinlikle konularda. Kesinlikle. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz.